Herkese merhaba, Esin'le beraberiz. Esin, bu sefer elinde farklı bir şey var. Yani bunu neden çekmeye ihtiyacı hissettik? Çok işe yarıyor. Bu ne? Evet. Su torbası. Su torbası. Ama? Bir farklılığı var sanırım. Şarjlı. Hometek sıcak su torbası. Hometek sıcak su torbası. Ay, Hometek değil. Esin'in İngilizcesiyle Hometek. Ben öyle seviyorum. Tarzım o. Evet. Hometek sıcak su torbası. Fi 40 yazıyor. O modeli midir bilmiyorum. Evet, Fi 40. Hometek Fi 40 sıcak su torbası. Evet, süper söyledin. Bir daha söyle. Hometek mi dedim yine? Hometek. Hometek Fi 40 sıcak su torbası. Evet. Ama biz kediler için de çok kullanıyoruz. Yavru kediler üstünde yatmaya bayılıyor. Evet. Özellikle kışın hasta kediler için, bizim için çok kullanışlı bir ürün. Sadece kendimiz için kullanmıyoruz. Böyle hasta kediyi sıcak tutmak için üstünde yatıyor ve gerçekten keyifli ve tedavi edici bir özelliği. Bunun sayesinde iyileşti bir tane kedimiz. Evet. Şimdi şöyle bir ürünü gösterirsen, üstünde böyle yumuşak bir şeyi var. Hayır, çıkarayım şey, mı? Önce şeyden göster. Üstünde böyle yumuşak, güzel, hoş bir şey var. Bir de içine böyle elini sokabiliyorsun. Bu niye? Onu bilemedim. Şöyle yapıyoruz. Hayır, mesela başka bacak. Bilmiyorum başka ne yapılır. Ben böyle yapıyorum. Çok güzel. Karın ağrısına. Karın ağrısına tutuyorum. Ellerini sokup, ellerini ısıtıyorsun, karnını ısıtıyorsun. Evet. Hiç elimi ısıtmadım. Müthiş bir ama şey. Ama mesela lokal belki bacak, bilek, sıcak, kompres ihtiyacı hissettiğinizde. O da yani ayak dışında bacak biraz zor, diz de zor gibi duruyor. Benim ama, dizim girer. Evet, benimki girmez. Ve sakatlıklarda sıcak kompleks olması istediğiniz zaman da gayet faydalı. Şimdi içini açalım da gösterelim. Tabii içini açmanız gerekmiyor normalde. Bir şarjını da gösterelim de. Böyle iki parçayla geliyor. Şimdi böyle bir dikiş makinesi gibi bir şarjı var. Çok hatta enteresan. Şey, zımba. Evet, zımba gibi. Eskiden dikiş fırçaları vardı biliyor musun? Manuel tık 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 elle. Biraz ona benzetiyorum ben. Şöyle. Torbamız bu kılıfı. İki tane şey var. Onlar suyu boşaltmak için herhalde. Sıvı mı var? Sıvı mı var? Açmıyorum. Hiç bilmiyorum bunu. Hiç açmadık. Yok sıvı yok. Jel gibi bir şey var. Niye onu açılır yapmışlar acaba? Hiç açmadık. Açılır biz. Değil. Ha, üstten eklemişler sonra açılır mühürlenmiş. Evet. Şurası nasıl şarj ediyoruz gösterelim. Şurayı açıyoruz. Böyle üçgen bir şey var. Böyle zımba gibi şuraya yerleştiriyoruz ve şarj ediyoruz. Kırmızı yanıyor, sonra şarj olduğunda şarj kırmızı mı? Sönüyor. Şarj. Isınıyor ya. Şarj. Şarj mı? Şarj değil. İyi de bu elektrikli pil mi bu şarj ediyorsun? Bunu dolduruyoruz ya. Aa evet, şarj olmuyor. Şarj etmiyoruz. Isınmasını bekliyoruz. Isın gerekli sıcaklığa ulaştığında. Ya beni rezil ettin. Hayır. Aslında çok zeki bir insanım kameraya. Yok, ben yine şarj derdim ona ya. Evet. Isındığında kendi kendine duruyor. Çok şöyle sıcaklığını göstermiyor ama yani kaç derecede olduğunu size söylemiyor. Zaten buna ne ihtiyaç duyulur bilmiyorum ama. Buna dokunmak zor oluyor çok ısındığında. Bunun içinde ısıttığımızda şu belli bir sıcaklığı tuttuğu için istediğimiz gibi tutabiliyoruz. Aslında çok yüksek sıcaklığa ulaşıyor. Evet, biraz... Ve şey böyle sabaha kadar sıcak duruyor. El yakıyor. Şöyle söyleyelim. Bazen bahçede yavru kedi, işte hasta kedi olduğu zaman ya da soğuk bir yere koyduğumuz zaman akşamdan koyduğumuzda sabah hala sıcak su ılık. Yani vücut sıcaklığının bir tık üstünde oluyor. Bence gayet güzel. Jel olmasından kaynaklı. Muhtemelen su olsa o kadar uzun süre sıcaklığı korumaz ama jel sıcaklığı tutan bir şey. Artı üstündeki kılıf da bunu biraz daha artırıyor. Benim hoşuma giden yönü şu. Niye bu? Çünkü su torbaları su israfına neden oluyor. Su torbasına suyu ısıttığımızda mecburen yeni sıcak suyu koymak için boşaltıyoruz, yenisini koyuyoruz. Boşaltıyoruz, yenisini koyuyoruz. Bunu da ısıtıyoruz. Aynı jeli kullanmış oluyoruz. Ya bence su israfı büyük problem. Bir de ya kesinlikle bu aynı sıcaklığı tutamıyor. Bu çok daha uzun süre sıcak kaldığını tecrübelerimde söyleyebilirim. Bel fıtığım var. Arada bir belimde kramp oluyor. Sıcak su koymam gerekiyor sırtıma ya da işte sırtıma. O durumlarda gerçekten sabaha kadar böyle sıcak güzel tutuyor.
Gerçi Antalya çok soğuk bir yer değil ama yine de kışın fena değil. Öyle yatağın içine atıp, yatağı güzelce ısıtıp yatmak da keyifli olabilir tabii ki, illa hasta olmanız gerekmez. Evet, ben onun için kullanıyorum. Veya karın ağrısında kullanıyorum. Ben çok seviyorum. Evet, aslında basit bir ürün. Dikiş makinesi gibi olan düğme hiçbir şekilde şey yapmıyor, böyle nasıl diyeyim, boşlukta durmuyor. Tam yerine oturuyor. Sıkıştırıyorsunuz. Biraz çıkartırken zor çıkarıyorum. Şöyle taktığınız zaman ısınmaya başlıyor ve çıkartıyorsunuz. Bence çok basit ama güzel tasarlanmış bir ürün. Ben zor çıkıyor biraz. Ya da ben... Benim beklentilerimi karşıladı. Hiç fena değil. İçindeyken de böyle hafif çıkarttım. Zaten içindeyken şarj ediyorum. Şöyle. Şöyle. İçindeyken ediyorum. Şöyle çıkartıp kapağını kapatıyorum. Evet. Şurada şeyi var. Şu kısmı da dışarıdan değmemizi engelliyor. Şu yastık kılıfı gibi. Şu da oluyor. Biraz daha ısındıkça kabarıyor tabii. Biraz daha şu an, evet, biraz boşluklu gibi. O güvenlik önlemi olsun diye yapılmış. O boşluk biraz daha doluyor ama böyle hani patlamak gibi, böyle basınçta da patlayacak bir izlenim vermiyor. Gerçi öyle bir deneyimimiz olmadı. Hani üstüne çok sert bir şekilde otursanız patlar mı? Patlayabilir. Niye patlamasın? Yine de dikkatli olmakta fayda var. Zannetmiyorum, o kadar bir basınçlı bir şey yok. Bazen suyu doldururken, sulu bu kendimiz kullandığımız şeylerde suyu fazla doldurabiliyoruz. Ayarını tam denge oturtamayabiliyoruz. Sıcaklığı tam ayarlayamayabiliyoruz. Evet, bu da diğer sıcak su torbamız. Bu manuel sıcak su torbası. Bunu da öğrencim hediye etmişti. Akif. Evet, bu normal, böyle standart olan, içine koyuyorsunuz. Bunlarda birkaç kez patlama sorunu olanları... Evet, benim arkadaşımın ayağı yanmış. Duydum. Patlamış. Ama bunda bugüne kadar böyle bir sorun yaşayan var mıdır bilmiyorum ama... Varsa yorumlara yazın. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Üstüne oturmamaya çalışın derim. Bir de şöyle kısmı yok ya. Daha güzel bu. Tam yastık gibi. Şunun şurası rahatsız edici mesela. Evet, daha, bu daha dengeli. Ergonomik. 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 Bu kılıfım da güzel. Kedi olduğu için yaş 3. 3 yaş grubu hitap ediyor. Evet, ürünle ilgili sorularınızı lütfen yorumlarda bahsedebilirsiniz. 10 üzerinden puan vereyim mi? Evet, 10 üzerinden puan verecektim. 10 üzerinden, böyle bir ürün olduğunu bilmiyordum. Aldım, çok memnun kaldım. 10 üzerinden 9 vereyim. Ne olur ne olmaz patlar matlar. O yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum. Evet, 10 üzerinden 9 puan. Biz memnunuz. Ben de memnunum bu çok arada. Memnun. Çok kullanışlı oluyor. Özellikle ben memnunum, sen değilsin, ona eminim. Çünkü kışın şöyle bir şey oluyor. Sıcak su torbası, su kaynat, tekrardan doldur. O iş sana düşüyor çünkü. Boşalt, tekrar doldur, kaynat. İnanın, ben bir çok... de korkuyorum kaynar suyu dökmeye. O yüzden, bence erkekler daha memnundur. Ben çok memnunum. Erkeklere söylüyorum, tavsiye ediyorum. Kesinlikle alın eşinize. Kendiniz de kullanabilirsiniz ama kullansanız da kullanmasanız o sıcak su torbasını dolduracağınız için bence alın derim. Evet, memnunuz, verdiğimiz puan. Ben de 9 veriyorum. Hani patlar matlar şimdi burada o puan vermeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.